Çocuklar merhabalar. Bugün zaman ölçme konusuyla karşınızdayım. Bugün zaman kavramını ve yıl, ay, hafta, saat, dakika ve saniye kavramlarını öğreneceğiz beraber. Şöyle bir yol izleyeceğiz beraber. Yıl kavramından dakika kavramına doğru, genelden özele doğru beraber bir yolculuk yapacağız. Ama öncelikle şunu sormak istiyorum. Zaman nedir? Evet, sizler de düşünüyorsunuz şu an. Hemen açıklayayım. Zaman bir iş için geçmesi gereken süredir. Bakalım şimdi tablomuzda neler var? Tablomuzun ilk maddesi bir yılla alakalı. Bir yılın eşit olduğu 4 farklı madde, 4 farklı süre var. Bakalım. Bir yıl 4 mevsimden oluşur diyor ilk maddemiz. Ne demek bu? Yani bir yılda 4 adet mevsim vardır. Nedir bunlar? İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimi. Bu 4 mevsimden oluşan süreye 1 yıl diyoruz. Daha sonra 1 yıl 12 aya eşittir diye ikinci bir maddemiz var. Yani 1 yılda 12 ay vardır. Hangi aylar bunlar? Yılın ilk ayı olan Ocak ayından başlıyoruz. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve 12. ay olan Aralık ayından oluşmaktadır. Yani 1 yılda toplam 12 ay bulunmaktadır. Daha sonraki maddemiz ise hafta ile yıl kavramının karşılaştırılması. Bir yılda 52 hafta vardır diyor 3. maddemiz. Hafta neydi? Hafta 7 günden oluşan süre. 7 günden oluşan süreye biz hafta diyoruz. Pazartesiden başlayıp pazar gününe kadar geçen süreye biz bir hafta diyoruz. Ve bir yılın içinde bu haftadan tam 52 tane var. 52 hafta var bir yılda. Son maddeye geldiğimiz zaman ise şöyle bir madde çıkıyor karşımıza. Bir yıl 365 gün 6 saattir. 6 saat kavramına şu an için çok fazla takılmamıza gerek yok. Şu kadarını bilmemiz yeterli. Bir yılda 365 gün vardır. Evet, şimdi ise mevsim kavramını açıklayacağız. Evet, dedi ki bir yılda 4 adet mevsim vardır. Yani ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış olmak üzere 4 mevsimimiz olduğundan söz ettik. Şimdi ise bu tabloda hangi ayda hangi mevsim yaşanmaktadır onları öğreneceğiz. Evet, öncelikle şuradan başlayalım. İlkbahar mevsiminde başlayalım. Yani Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ilkbahar mevsimi yaşanmaktadır. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında ise yani sizin en çok sevdiğiniz aylarda ise yaz mevsimi yaşanmaktadır. Eylül, Ekim ve Kasım aylarında sonbahar mevsimi. Aralık, Ocak ve Şubat aylarında ise kış mevsimi yaşanmaktadır. Evet, mevsimlerin özellikleriyle alakalı birkaç cümle söylemek gerekirse şunları söyleyebiliriz. İlkbahar çiçeklerin açmaya başladığı, hafiften artık yeryüzünün ısınmaya başladığı bir mevsim. Yaz mevsimi ise artık sıcakların en fazla olduğu, denize girdiğimiz, okulların tatil olduğu dönem. Sonbahar ise artık yaz mevsiminin yavaş yavaş bittiği, yaprakların döküldüğü, yavaş yavaş havaların biraz daha hafiften soğumaya başladığı aylar. Kış mevsimi ise yılın en soğuk aylarıdır. Çocuklar, bu tabloya hakim olmamız şu açıdan çok önemli. Soru kalıplarında sorunun başında bize şu şekilde yönergeler verebilir. Örneğin yaz mevsiminin ikinci ayında yola çıkan bir yolcu diye başlıyorsa yaz mevsiminin ikinci ayının hangi ay olduğunu bizden bilmemiz beklenir. Ya ayları biliyorsak eğer, yaz mevsiminin Haziran ayında başlayıp Ağustos ayında bittiğini biliyorsak, Haziran, Temmuz, Ağustos diye saydığımız zaman yaz mevsiminin ikinci ayının Temmuz olduğunu hemen bulabiliriz. Veya sonbaharın son ayında yola çıktığı bilgisi olabilir. O zaman sonbaharın son ayının Kasım olduğu bilgisi çok fazla işimize yarayabilir. Yani soru çeşitleri fazlasıyla arttırılabilir, çeşitlendirilebilir. Karşımıza şu şekilde sorular da çıkabilir. Örneğin ilkbahar mevsiminin son ayında yola çıkan bir yolcu gideceği yere kış mevsiminin ilk ayında varmıştır. O zaman bu yolcu gideceği yere kaç ayda varmıştır gibi bir soru sorulabilir. O zaman yapmamız gereken şey şudur. İlkbahar mevsiminin son ayını bulup yazmak. Daha sonra kış mevsiminin ilk ayını bilmemiz gerekiyor. Daha sonra yapmamız gerekense bu iki ay arasında geçen süre. Mayıs ayında yola çıktığı için ilk ayımız Mayıs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani
Bu yolcu yola çıktıktan sonra gideceği yere 8. ayda varmıştır gibi bilgiler fazlasıyla işimize yarayacaktır. Yani ayların tamamen hangi mevsime ait olduklarını bilmemiz bizim için soruya hakim olma konusunda fazlasıyla faydalı olacaktır. Peki aylara bakalım şimdi ve ayları tekrar etmiş olalım. İlk ayımız Ocak ayıdır. Yılın ilk ayı her zaman için Ocak ayı. Evet, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayı olmak üzere toplam 12 ayımız bulunmaktadır. Yılın ilk ayı Ocak, yılın son ayı ise Aralık ayıdır. Yani diğer bir deyişle yılın birinci ayı Ocak, yılın 12. ayı Aralık ayıdır. Çocuklar, bizim ayların sıralamasını bilmemiz de çok önemli. Şu şekilde, bizim yılın birinci ayının Ocak olduğunu bilmemiz, ondan sonraki ayları bilmemiz için de çok büyük kolaylık oluşturuyor. Birinci ay, ikinci ay, üçüncü ay, dördüncü ay, beşinci ay şeklinde gidiyor. Yani Ocak, Şubat, Mart, Nisan diye sayarken aslında ayların aynı zamanda yerini sayıyoruz. Yani Ocak birinci ay, Şubat ikinci ay, Mart üçüncü ay, Nisan dördüncü ay şeklinde gidiyor. Yanına yazarak da bunu fazlasıyla kolaylaştırabiliriz. Birinci ay, ikinci ay, üçüncü ay, dördüncü ay, beşinci ay, altıncı ay, yedinci ay, sekizinci ay, dokuzuncu ay, onuncu ay, 11. ay ve 12. ay Aralık ayı. Zaten yılın son ayı Aralık ayının son günü, yani 31 Aralık'ta da yılbaşı gecesi olarak hatırlıyoruz. Evet, şimdi geldik ay kavramına. Çocuklar, bir ay 4 haftadan oluşmaktadır. Yani bir ayda 4 hafta vardır. Bir ayda ise 30 gün vardır. Eğer dikkat edip takvime bakarsanız bazı aylarda 30, bazı aylarda 31 gün olduğunu bulursunuz. Hatta Şubat ayında 28 gün olduğunu bile görebilirsiniz. Fakat Şubat ayı 4 yılda bir 29 gün üzerinden hesaplanmaktadır. Bununla ilgili birazdan bir aydınlatma yapacağım. Fakat öğretmenim, neden bazı aylar 31 gün olmasına rağmen yine 30 gün olarak hesaplıyoruz? Çocuklar, bu noktada kafamızın karışmaması adına ve matematiksel olarak problemlerde bir tutarsızlık olmaması adına bir ay 30 gün olarak sabitlenmiştir. Yani bir yerden bir yere 2 ay da gitmiştir bilgisi varsa 2 ay, yani 2 çarpı 30 gün, yani 60 günde gitmiştir diye cevap vermemiz gerekiyor. Çocuklar, şimdi gelelim diğer bir kafanızı kurcalayan soruya cevap bulmaya. Dedik ya, bir yıl 365 gün 6 saatten oluşmaktadır. Fakat Şubat ayı 3 yıl boyunca 28 günden her 4. yılda bir 29 günde oluşmaktadır diye bilgi verdim size. Bunun nasıl gerçekleştiğini şimdi açıklayalım. Örneğin 2017 yılında toplam 365 gün yaşandı ve 2018 yılına geçildi. 2017 yılından 365 gün 6 saatten oluştuğu için 6 saat arttırıldı. 2018 yılında 365 gün yaşandı, 6 saat daha arttı. 2019 yılında 365 gün yaşandı, 6 saat daha arttı. 2020 yılında, yani yaşadığımız yılda yine 365 gün yaşanacak ve yine 6 saat arttırılacak. Fakat 2020 yılına geldiğimiz zaman saatlerin toplamı 6, 12, 18 ve 24 olmak üzere 24 saate ulaştığı için, bu da bir güne denk geldiği için bu bir gün Şubat ayının sonuna 29. gün olarak eklenir. Çocuklar, şimdi geldik hafta kavramına. Evet, dedik ya, bir hafta 7 günden oluşmaktadır. Peki bu günlerin adı nedir? Ona bakalım. Haftanın ilk günü pazartesi günüdür. Haftanın ikinci günü salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar olmak üzere toplam bir haftada 7 gün vardır. Tekrar saymak gerekirse pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar olmak üzere toplam 7 günden oluşmaktadır. Pazar günü bittikten sonra tekrar yeni bir pazartesi günüyle başlar ve hayatımıza devam ederiz. Çocuklar, okula gittiğimiz günler, yani pazartesiden başlayıp cumaya kadar geçen süreye biz
Ne diyoruz? Hafta içi günleri. Hafta içi günleri pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleridir. Cumartesi ve pazar, yani okula gitmediğimiz günler ise hafta sonu olarak geçmektedir. Çocuklar, şimdi gün kavramına bakalım. Bir gün 24 saatten oluşmaktadır. Yani pazartesi gününde toplam 24 saat vardır. Salı günü 24 saatten oluşmaktadır. Çarşamba, perşembe, pazar gününe kadar hiçbir şekilde, hiçbir gün arasında hiçbir fark yoktur. Bütün günler 24 saatten oluşmaktadır. Bir saat ise 60 dakikadır. Bir dakika ise 60 saniyeden oluşmaktadır. Dakikanın kısaltılmış gösterimi dk şeklinde, saniyenin kısaltılmış gösterimi ise sn şeklindedir. Çocuklar, dersin başında genelden özele doğru yıl kavramından saniye kavramına kadar gideceğimizi söylemiştik. Şimdi ise geri döneceğiz. Saniyelerden yıla geri dönüşümler nasıl yapılır onu göreceğiz. Dedik ya, 60 saniye 1 dakikayı oluşturur. O zaman saniyeler dakikaları oluşturur. 60 dakika 1 saati oluşturur. 60 tane 1 dakika bir araya gelerek 1 saati oluşturur. O zaman diyoruz ki dakikalar saatleri oluşturur. 24 saat bir araya gelince bir günü, 7 gün bir araya gelince haftayı, 4 hafta bir araya gelince ayı, 12 ay bir araya gelince ise yılı oluşturur. Hızlı bir şekilde, şu şekilde tekrar edebiliriz. Saniyeler dakikaları oluşturur. Dakikalar saatleri oluşturur. Saatler günleri oluşturur. Günler haftaları, haftalar ayları, aylar ise yılları oluşturur. Evet çocuklar, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda zaman ve saat konusunu detaylı bir şekilde açıp bol bol problem çözeceğiz. Unutmayın ki sizler geleceğimizin güvencesi ve yaşama sevincimizsiniz. Hoşça kalın.